Merhaba hanımlar, Örgücü Bayan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iki şişle yapılan dikişsiz güzel bir patik modeli anlatacağım. Renklerimi ben açık sarı ve kahverengi olarak seçtim hanımlar. Patiğimi birazdan göstereceğim sizlere. 3 numara iki şiş kullanacağız. Şöyle kısa olan şişlerimizden 3 numara olanları varsa eğer bu şekilde şöyle göstereyim. 3 numara İki şiş kullanacağım. Patiğin ilerleyen kısımlarında ise misinalı şişe ihtiyacımız olacak. Eğer misinalı şişiniz yoksa yine 5 şişlerinizi kullanabilirsiniz. İlerleyen kısımlarda anlatacağım zaten sizlere. Hemen modelimize geçelim isterseniz. Modelime bakın hanımlar, gayet güzel bir model. Bu şekilde bilekten başlamalı. Şöyle bir model uyguladım. Ön kısmı bu şekilde. Burayı yaparken misinalı şişimize ihtiyacımız olacak hanımlar. Yani daha rahat örebilmek için. İki şişle örmesi çok zor olur. O yüzden misinalı şişiniz varsa eğer burada misinalı şişimizi kullanacağız. Modelim bu şekilde hanımlar. Benim elimin ayarına göre 38 numaraya uyumlu oldu. Bu ölçülerde başlarsanız eğer 36, 37, 38 numaraya uyumlu olur hanımlar. Her şekilde yani her ayağa göre uyumlu olur başlangıç. Burnu yaptıktan sonra yani şurayı yaparken eğer ayağınız büyükse bir model daha fazla yapabilirsiniz. 39 ve 40 numaraya uygun yapacaksanız dediğim gibi bu buradaki yani şu ön kısmı yaptıktan sonra şurayı yaparken modeli bir model daha fazla yapabilirsiniz eğer ayağınız büyükse. Hemen patiğimi şöyle bir kenara alıyorum. İlk önce sarı ipimizle başlayacağız hanımlar. Sarı ipimizi hemen hazırlayalım. İlmeklerimizi atarak başlayacağız. Şöyle ipimi ben hemen hazırlıyorum. Evet hanımlar, şişime iki şişlerimi alıyorum. Şişimin bir tanesine ilmeklerimi atarak başlayacağım hanımlar. İlmeklerimi şöyle yapıyorum. Şişime ilmek atarak başlıyorum. 4 ilmeğim oldu. 5 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ilmeklerimizi şişimize 63 tane olacak şekilde ilmeklerimizi atalım hanımlar. 63 ilmeğimizi attıktan sonra modelimize başlayalım. Evet hanımlar, 63 tane ilmeğimi attım şişime. Hemen örmeye başlayalım. Bir tane de düğüm attım buraya ilmeklerimin açılmaması için. Hemen ilmeklerimizi örmeye başlayalım. İlk bilek kısmında hanımlar haroşa yapacağız. Haroşayı ben düz olarak örüyorum. Siz nasıl rahat ediyorsanız o şekilde örebilirsiniz. İlk ilmeğimden itibaren ilmeklerimi düz olarak örmeye başlıyorum. Ters olarak örerseniz yani rahat ediyorsanız eğer ters olarak örebilirsiniz. Ben düz olarak örüyorum her patiğimde haroşayı. Bu patiğimde de aynı şekilde ön yüzden de arka yüzden de düz olarak öreceğim. Ön yüzden ve arka yüzden ters olarak örerseniz yine haroşa olur hanımlar. Siz nasıl rahat ediyorsanız örgü örerken rahat etmek çok önemli. İlmeklerinizi örerken sıkılmadan yani örmeniz önemli. Nasıl alıştıysanız haroşayı o şekilde yapabilirsiniz. İlk sıradan itibaren İlmeklerimi düz olarak örmeye başladım. Şimdi bu sıramı düz olarak öreceğim. Sıra başında tekrar görüşelim hanımlar. Evet hanımlar, ilk sıramı düz olarak ördüm sıra sonuna kadar. Şimdi tekrar dönüyorum. Geriye döndükten sonra bakın burası bizim ön yüzümüz olacak. Bir sıra ördükten sonra burası bizim ön yüzümüz olacak hanımlar. İpimiz bu tarafta kalması gerekiyor. Şu görüntüyü verebilmek için. Şimdi geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi yine sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum.
Ön yüzden ve arka yüzden ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Haroşalarımı oluşturacağım hanımlar. Ön yüzümüz burası olacak. Hem ön yüzde hem arka yüzde haroşa dişlerimiz toplamda 4 diş haroşa olacak. Şimdi bu sırayı da bu şekilde düz olarak örelim. Devam edelim hanımlar. Ön yüzde ve arka yüzde düz olarak örelim. Haroşalarımızı oluşturalım. Şu dişlerden toplamda 4 diş haroşamız olacak. Şuradan patiğimden de göstereyim sizlere. Bakın 4 diş haroşamız olması gerekiyor. Siz daha kalın isterseniz eğer biraz daha fazla yapabilirsiniz bu haroşa kısmını. Benim için bu yeterli. 4 diş haroşa ördükten sonra tekrar görüşeceğiz hanımlar. Şimdi haroşamızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, 4 diş haroşamızı tamamladık. Şimdi tekrar örmeye başlayalım. 4 diş haroşadan sonra ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sıramı da yine düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Şimdi sıramızı tamamlayıp gelelim. Ön yüzde ilmeklerimizi yine düz olarak ördük. Arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde bu defa ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak öreceğiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim ön tarafta. İlmeklerimi bu defa ters olarak örüyorum. Ön yüzden düz olarak ördüm. Arka yüzden sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramızı tamamladıktan sonra kahverengi ipimizi bağlayıp modelimize başlayacağız hanımlar. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, haroşadan sonra ön yüzden bir sıra ön yüzden düz, arka yüzden bir sıra ters olarak ördük. Bu şekilde oldu. Şimdi kahverengi ipimi ben bağladım. Modelimizin kurulumuna geçiyoruz hanımlar. Kahverengi ipimizle ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Şimdi modelimize başlayalım. Normalde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Renk geçişi olduğu için bu ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3 haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Düz olarak örmeniz gerekiyor. Yoksa renk geçişi olduğu için burada farklı bir görüntü olur. O yüzden burayı düz olarak örmenizi tavsiye ediyorum. 3 ilmeğimi ördüm. 4, 5, 6. Kenardan 6 ilmeğimi kahverengi ipimle ördüm. Bir sonraki ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Bu arada kahverengi ipimizle örerken sarı ipimizi kullanmayacağız hanımlar. 4 sıra boyunca sadece kahverengi ipimizle öreceğiz. 6 ilmekten sonra 1 ilmek örmeden aldım. 1 ilmek örüyorum. 1 ilmek yine örmeden şişimi alıyorum. Kahverengi ipimle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. 1 ilmek örmeden alıyorum. 1 ilmek örüyorum. Yine 1 ilmek örmeden şişimi alıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum kahverengi ipimle. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. Yine 1 ilmek örüyorum. 1 ilmek örmeden şişimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 1 ilmek ördüm. 1 ilmek yine örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek örüyorum. Haroşa olarak devam ediyoruz. Hatırlatıyorum tekrar. 5 ilmek ördükten sonra 1 ilmek örmeden aldım. 1 ilmek ördüm. 1 ilmek yine örmeden aldım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 1 ilmek ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm.
Bir ilmek örmeden aldım, bir ilmek ördüm, bir ilmek örmeden aldım. Bakın kenarda 6 ilmeğimiz kaldı. Yine başlangıçta da 6 ilmeğimizi örmüştük. Burada da kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlk 6 ilmeğimiz kahverengi ipimizle örmüştük. Bunu yine düz olarak örüyoruz arka yüzde. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi arka yüzde de düz olarak ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. İpimi ön tarafa aldıktan sonra örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden şişime alıyorum. İpimi arka tarafa atıyorum. Bu bir ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Yani düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa aldım. Örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden şişime alıyorum. Kahverengi ipimi tekrar arka tarafa atıp 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın sarı ilmeğimize geldik. İpimi ön tarafa alıyorum. Sarı ilmeğimi tekrar örmeden şişime alıyorum. İpimi arka tarafa atıyorum. Kahverengi ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Sarı ilmeğimi tekrar örmeden şişime aktarıyorum. İpimi arka tarafa atıp 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Haroşayı bu şekilde öreceğiz hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde düz olarak öreceğiz. Bakın ilmeklerin yani kahverengi ilmekleri örerken düz olarak ördüğümüz için arka yüzde de bu sarı iplerin önüne geçmemesi için bu şekilde yapıyoruz. İpimi ön tarafa alıyorum. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. İpimi arka tarafa atıyorum. Bir ilmeğimi örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Tekrar örmeden aldığım ilmeği yine örmeden şişime alıyorum. İpimi arka tarafa atıyorum. 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzde de işlemimiz bu kadar hanımlar. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sarı ilmekleri örmeden şişinizi alırken ipiniz ön tarafta olacak. Çünkü modelin arka yüzünde olduğumuz için kahverengi ip önden görünmemesi lazım. O yüzden bu şekilde yapalım. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzden gösterdiğim gibi ördük. Bakın bu şekilde sarı ilmeklerimizi örmeden şişimizi aldık. Üçüncü sıramıza geçiyoruz kahverengi ipimizle. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, haroşa olarak devam ediyoruz bu arada. 3, 4, 5, 6. Kenardaki 6 ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Sarı ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek örüyorum yine. Sarı ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. 5 ilmek kahverengi ipimle düz olarak örüyorum. Sarı ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi örüyorum. Sarı ilmeği tekrar örmeden şişimi alıyorum. 5 ilmek kahverengi ipimle örüyorum. Sarı ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki bir ilmeğimi örüyorum. Yine sarı ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani bir önceki sırada ne yaptıysak yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Ön yüzde de bu şekilde yapacağız hanımlar. Sıramızı tamamlayalım, gelelim. Ön yüzde sıramızı tamamladık. Arka yüze geçiyoruz. Modelimizin son sırası. Kahverengi ipimizle son sıramızı örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Kahverengi ilmeklerimi. 2, 3, 4, 5, 6. İki kenarda 6'şar ilmeğimiz kahverengi ipimizle ördük hanımlar. 6 ilmeğimi ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum tekrar. Sarı ilmeği örmeden alıyorum. İpimi arka tarafa atıyorum. Bir ilmeğimi örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Sarı ilmeğimi tekrar örmeden şişime alıyorum. İpimi arka tarafa atıp 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. İpimi ön tarafa aldım. Sarı ilmeği örmeden şişimi aldım. İpim arka tarafta. Bir ilmeğimi ördüm. Tekrar ipim ön tarafta. Sarı ilmeğimi örmeden şişimi aldım. İpim arka tarafa attım. 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Yani bir önceki sırada ne yaptıysak aynısını
yapmış oluyoruz. Ön yüzde de arka yüzde de. Sarı ilmeklerin önüne kahverengi ipimizin geçmemesi için ipimizi her zaman ön tarafa alıyoruz hanımlar. İlmeklerimizi o şekilde örmeden şişimize aktarıyoruz. Bu şekilde örelim hanımlar. Sıra başında tekrar görüşelim. Sıramı tamamladım. Bakın modelimizi tamamlamış olduk kahverengi ipimizle. 4 sıradan oluşuyor. Şimdi sarı ipimizle devam edeceğiz. Sarı ipimizle bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimizi örerek alıyoruz hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Örmeden aldığımız şu sarı ilmeklerimizi de örüyoruz bu sıramızda. Bakın bu sıramızda örüyoruz. Ön yüzde düz olarak örelim. Örmeden aldığımız ilmekleri de örelim bu sıramızda. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Ön yüzde ilmeklerimin tamamını düz olarak ördüm. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpim ön tarafta. İlmeklerimi bu defa ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Bütün ilmeklerimizi sarı ipimizle örüyoruz. Her model bitiminde iki sıra bu şekilde ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örüyoruz. Şimdi sıramızı gösterdiğim gibi ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzden ilmeklerimizi ters olarak ördük. Bakın modelimiz bu şekilde görünüyor. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız. Kahverengi ipimizle bu defa kaydırmalı olarak oturtacağız modelimizi. Bakın şu iki ilmek sarı ilmeğimizi bu defa şuradaki 5 ilmeğin tam ortasına yapacağız. Onu da zaten şimdi anlatacağım sizlere. Ben iki model yeterli gördüm hanımlar. Bakın şuradan da göstereyim. İki model yeterli benim için. İsterseniz siz biraz daha uzun olsun derseniz 3 model yapabilirsiniz. Kahverengi ipimi alıyorum. Şimdi bu modelimizi kaydırmalı olarak yapacağız. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek alıyorum. 1 2 Kahverengi ipimizle haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Tekrar hatırlatayım bunu. Kahverengi ipimizle ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. İlk iki ilmeğimi yine haroşa olarak ördüm. Bir sonraki ilmeği örmeden aldım. Bir sonraki ilmeği örüyorum. Bir sonraki ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Devam ediyorum kahverengi ipimle. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek kahverengi ipimle ördüm. Bakın şuradaki sarı ilmeklerimi bu defa kaydırdım. Bu 5 ilmeğin üzerine yaptım hanımlar. Bu şekilde yapıyoruz kaydırmalı olarak. 5 ilmeğimi ördükten sonra 1 ilmek örmeden alıyorum. 1 ilmek örüyorum. 1 ilmek yine örmeden şişimi alıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördükten sonra bakın şuradaki 5 ilmeğin ortasına denk gelecek şekilde ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. 5 ilmekten sonra 1 ilmek örmeden alıyorum. 1 ilmek örüyorum. 1 ilmek yine örmeden alıyorum. Devam ediyorum. Kahverengi ipimle düz olarak örüyorum 5 ilmek. 3 4 5. 5 ilmek ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 1 ilmek ördüm. 1 ilmek yine örmeden aldım. Devam ediyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum hanımlar. Yani bir önceki modelimizde de aynı işlemleri yaptığımız için sonuna kadar anlatmama gerek yok. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Tekrar sıra başında görüşelim. Sıra sonuna kadar modelimi ördüm hanımlar. Bakın başlangıçta 2 kahverengi örmüştük. Bakın yine aynı şekilde sıra sonunda da 2 ilmeğimiz kahverengi ipimizle örüldü. Modelimiz tam olarak oturuyor bu sayılarda. Geriye dönüyorum. Şimdi geriye döndükten sonra İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde de ilmeklerimizi yani kahverengi ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın bir sonraki ilmeğim sarı ilmeğim. İpimi ön tarafa aldım. Sarı ilmeği örmeden alıyorum. İpimi arka tarafa atıyorum.
Kahverengi ipimle bir ilmek örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Sarı ilmeği örmeden şişimi alıyorum. İpim arka tarafta. 5 ilmeğimi kahverengi ipimle düz olarak örüyorum. Arka yüzdeyiz. İpimi ön tarafa alıyorum. Sarı ilmeği örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. 1 ilmek düz örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Sarı ilmeği örmeden şişimi alıyorum. İpim arka tarafta. 5 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Arka yüzde de bu şekilde tamamlayalım hanımlar. İlmeklerimizi bu şekilde örüp gelelim. Arka yüzden ilmeklerimi yine gösterdiğim gibi ördüm hanımlar. Bakın modelimiz kaydırmalı olarak bu şekilde oturdu. Şimdi ön yüzdeyiz. İki sıra daha öreceğiz. Bir önceki sıradaki gibi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Sarı ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek örüyorum. Sarı ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. 5 ilmek kahverengi. 1 ilmek örmeden alıyorum. 1 ilmek örüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. 5 ilmek kahverengi ipimle örüyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Başka hiçbir işlemimiz yok hanımlar. Şimdi ön yüzden bu şekilde tamamlayalım. Arka yüze geçtiğimizde de nasıl örüyorsak aynı şekilde örelim. Sarı ilmekleri örmeden alırken kahverengi ipimizi ön tarafa alarak ilmeklerimizi o şekilde örmeden şişimize aktarıyoruz. Bunu unutmayalım hanımlar. Şimdi ön yüzü tamamlayalım. Arka yüzü de tamamlayıp gelelim hanımlar. Tekrar görüşelim. Evet hanımlar, ön yüzden ve arka yüzden yine modelimi tamamladım ben. Bakın ikinci modelimizi bitirdik. 4 sırada modelimiz oluşuyor. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Kahverengi ipimi bırakıyorum artık. Şimdi burun kısmına geçeceğiz birazdan hanımlar. Bu sıramızda renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi de örüyorum bu sırada. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örüyoruz. Daha sonra burun kısmına geçeceğiz birlikte. Şimdi ön yüzden bu şekilde örmeden aldığımız ilmekleri de örerek sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Arka yüzden de ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz hanımlar. İki sıramızı bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ördük iki sıramızı. Şimdi ayıracağız, burnumuzu ayıracağız hanımlar. Burun kısmını öreceğiz şimdi. Ben kahverengi ipimi koparmıyorum. Burada kalsın hanımlar kenarda. Çünkü bakın çok fazla şey olmadığı için, aralık olmadığı için hemen bir sonraki modele geçeceğiz. Burun kısmını yaptıktan sonra ben kahverengi ipimi kesmiyorum. Burada 5 şişlere ihtiyacım var hanımlar. Küçük şişlere ihtiyacım var. Ben bu şekilde yaptım. İsterseniz bu kenardaki öreceğim ilmekleri bir ipe de geçirebilirsiniz. Hemen başlayalım. Sarı ipimizle devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ilmeğimi ördüm ve bu şişimde bırakıyorum. Hemen bir sonraki şişimi alıyorum. Burun kısmına geçiyoruz şimdi. Burun kısmı içinde öreceğim ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Yani düz olarak öreceğim. Ön yüzde de arka yüzde de. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ilmeğimi de burun kısmı için ayırdım. Burada kalan ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bu tarafta da 22 ilmeğimiz kaldı. Benim şişim uzun olduğu için
Burayı da ben 5 şişteki yani kısa şişlerime geçireceğim. Siz isterseniz bir ipe de geçirebilirsiniz. Eğer elinize dolaşmasını istemiyorsanız. Şişimi çıkardım. Hemen 5 şişlerimin bir tanesine ilmeklerimi geçirdim. Şimdi bu 19 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. Haroşa olarak öreceğiz. İlk önce ilk sıramızı ördük zaten. 19 ilmeğimizi ördük ve ipimiz bakın burada. Bu kenarda kalan 22 ilmeği de bir şişimize aktardık. 19 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ipim arka tarafta. Arka yüzde 19 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. 2 yani sıra sonuna kadar 19 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Saymama gerek yok. Zaten bakın şişlerden de belli. Burayı 2 diş haroşa olana kadar öreceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde düz olarak. Son ilmeğime kadar düz olarak ördüm. Arka yüzde de tekrar ön yüze geçiyorum. Bakın ilk diş haroşamız oldu. 2 sıradan oluşuyor bir diş haroşa. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşa olarak devam ediyorum. Düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Burayı eğer renk geçişi olmadığı için siz ters olarak örebilirsiniz. Ama ben her bu şekilde rahat ettiğim için bütün haroşalarımı düz olarak örüyorum. Ön yüzde de düz olarak ördüm. Arka yüze geçtim. Arka yüzde de ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar 2 diş haroşamız oluşuyor bu sıramızı bitirince. Evet, sıramı tamamladım. Bakın 2 diş haroşamı oluşturdum. 4 sıradan oluşuyor 2 diş haroşa. Şimdi ön yüzde ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde yine düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Haroşadan sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğiz. 2 sıra. Ön yüzde düz olarak örüyorum şu an. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde burun kısmını oluşturacağız hanımlar. 2 diş haroşa. Bu şekilde ön bir sıra düz, bir sıra ters olarak ilmeklerimizi öreceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ördüm. 2 sıra bu şekilde oluşturdum. Şimdi tekrar ön yüzde düz, arka yüzde düz olarak örmeye devam edeceğim. Haroşa yapacağız hanımlar. 2 sıradan sonra yine haroşa yapıyoruz. 2 diş haroşa. Bu şekilde devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilk sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yani düz olarak örüyorum. Burayı da göstereyim. Kafanız karışmasın. Arka yüze geçtiğimde ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde ilk diş haroşamız oluşuyor. 2 diş haroşayı tamamladıktan sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak 2 sıramıza öreceğiz. Tekrar 2 diş haroşa yapacağız hanımlar. İnşallah anlatabilmişimdir sizlere. Evet, şöyle hemen ön yüzden göstereyim. Bakın 2 diş haroşamı yaptım.
Bir sıra iki diş haroşadan sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak ördüm. İki sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak ördüm. Tekrar haroşa yaptım hanımlar. İki diş haroşa yapıyoruz. İki sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örüyoruz. Hemen modelimizden de göstereyim. Bakın bu şekilde bir görüntü sağlayacağız. İki diş haroşa, iki sıra bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğiz. Şimdi bakın şu haroşaları sayacağım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane bu haroşalarımızı yaptıktan sonra iki sırada arada düzümüz var. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız hanımlar. 6 şu yaptığımız ikişerli haroşaları sayalım. 6 tane yaptıktan sonra ufak bir kesim yapacağız burun kısmında. Ayağımıza rahat olabilmesi için. Yani çirkin durmaması için ufak bir kesim yapacağız hemen burun kısmında. Şimdi ikişerli olarak 6 tane modelimizi tamamlayalım hanımlar. Tekrar kesim kısmında görüşelim. Evet hanımlar. Patiğimizin ön kısmını tamamladık. Burası ayak üstüne gelen yeri. Yani şurası. Dediğim gibi ben 2 diş haroşa, daha sonrasında ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak 2 sıra düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haroşaları saydım. 6 sıra ikişerli olarak haroşamı tamamladım. Şimdi burada ufak bir kesim yapacağız. Burun kısmında hemen başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek daha örüyorum. 2 ilmekten sonra sonraki iki ilmeğin ikisini birlikte alarak bir tane kesim yapıyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şişimin sonunda 4 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son 6, bakın ikili dişten sonra düz sıramızı gidiyoruz. Son 4 ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeğin ilk ikisini birlikte alarak bir kesim yapıyorum. Kenarda kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Haroşadan sonra bir sıra düzümüzü ördük, hem de kesimlerimizi yaptık. Geriye döndük. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Geriye döndüm. Yine kesim yapacağız ön yüzde. Bakın haroşadan sonra bir düz bir ters sıramızı ördük. Şimdi tekrar haroşa yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi de örüyorum. İki ilmekten sonra sonraki iki ilmeğin ikisini birlikte alarak bir kesim daha yapıyorum. Bu arada haroşa örüyorum. Düz olarak örüyorum hanımlar. Sonda 4 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. 4 ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeğin ilk ikisini birlikte alarak kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Haroşa sıramızı örüyoruz. Geriye döndüm. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Haroşa ördüğümüz için arka yüzde ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Geriye döndüm. Ön yüzdeyim. Son kesimimizi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek daha ördüm. Haroşa örmeye devam ediyoruz. İki ilmekten sonra sonraki iki ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Devam ediyorum yine ilmeklerimi düz olarak örmeye. Son 4 ilmeğime kadar ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Evet, şişimin sonunda 4 ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeğin ilk ikisini birlikte alarak kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Geriye döndüm. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Evet hanımlar, kesimimizi tamamladık. Burnumuz bu şekilde.
Gördüğünüz gibi biraz oyuntu yaptık. Şişimizde şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 ilmeğimiz kaldı. 3 bu taraftan, 3 bu taraftan ilmeklerimizi eksilttik. Şişimizde şu anda 13 ilmeğimiz var. Şimdi ben ipimi koparmadan kenarlardan bu tarafa doğru getireceğim. Misinalı şiş ihtiyacım var hanımlar. Misinalı şişinizi hazırlayın hanımlar. Tekrar görüşelim. Evet hanımlar, şimdi şu kenarlardan ilmek çıkararak devam edeceğiz. İlk önce misinalı şişimi ben alıyorum. 3 numara misinalı şişimi aldım. Bu ilmeklerimi bakın şu kenara ayırdığımız 22 ilmeğimizi misinalı şişime geçireceğim. Bunu çıkartıyorum. Hemen misinalı şişimi alıp ilmeklerimi çıkartmadan misinalı şişime takıyorum. Taktıktan sonra hemen burun kısmındaki yerimize geldik. İpimizi aldık. Bir tane tığ yardımıyla şişlerimi şöyle kenara alıyorum. İpimi şöyle şu kısma getiriyorum. Buradan çünkü ilmek çıkarmamız gerekiyor. İpinizi koparmanıza gerek yok. Ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi bakın şu misinalı şişe taktığımız ilmeklerin son ilmeğin dibine şu şekilde bir dalına batıyorum. Ve şuradaki ön kısma ayırdığımız ilmeğin hemen diğer dalını alıyorum bu şekilde. Aldıktan sonra tığ yardımıyla ilmeğimi çıkartıyorum ve şişime takıyorum. Bir ilmek çıkarmış olduk. Burayı da bu şekilde arada yürüteceğiz. Bir ilmeğimi çıkardım. Hemen bakın şurada kenarda yuvalarımız olacak. Bakın şu düz yuvalara hepsine birer kez batarak devam edeceğiz. Şimdi birinci ilmeğimi çıkardım. Birinci ilmeğimizi çıkardık. Şu şişlerimiz dolaşıyor. İlk ilmeğimizi çıkardıktan sonra şu kenardaki yuvalara batarak ve şu aradaki ipimizi aralarda yürüterek ilmeklerimizi çıkartacağız. Şimdi bakın sıradaki yuvaya şişimi batıyorum. Battıktan sonra bu arada yürüttüğüm ipimi şişimin altına alıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum buradan. İlmeğimi çıkardım. Sıradaki yuvaya batıyorum ve buradaki ipi şişimin üstüne alıyorum. İlmeğimi çıkardım. Bakın sıradaki yuvaya batıyorum. 2 ilmek şu haroşa kısmından, 1 ilmek şu aradaki düzlerden çıkartacağız hanımlar, kenarından. 2 ilmek haroşa kısmından, 1 ilmek düz olan kısımdan çıkaracağız. İlmeğimi çıkartıyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. İpimi üstüne alıyorum şişimin. İlmeğimi çıkartıyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. İpimi şişimin altına alıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. İpimi şişimin üstüne alıp ilmeğimi çıkarıyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. İpimi altına alıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde ipimi yürütmüş oluyorum hanımlar. Hem ilmeğimi çıkarıyorum hem de aradaki yürüttüğüm ipimi bakın bu şekilde kesinlikle görünmüyor. Düz yerlerden yani şuradan bir ilmek çıkartıyorum. Haroşa kısmından da iki tane ilmek çıkartıyorum. İlmeğimi çıkarmaya devam ediyorum. Sayacağız şimdi kaç tane ilmek çıkarmışız. Şuradan da bir ilmek çıkartıyorum. Hemen sayalım. Bakın şu ilk çıkardığımız ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Toplamda 19 ilmek çıkardık bu kenardan. Şimdi gelelim bu 13 ilmeğimizi. Şimdi 13 ilmeğimizi öreceğiz. Düz olarak örüyoruz ilmeklerimizi. Yarısını örüp bu tarafa alacağım. Biraz ördükten sonra bakın misinalı şişimi çekiyorum. Çünkü burayı örebilmemiz için bu kısım biraz zorlu olduğu için
Misinalı şişimi çektim. Tekrar ucunu alıyorum. Ucunu aldıktan sonra kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yani bu şekilde yapıyorum ben. Burayı böyle yapmazsanız eğer çok zorlu olur, öremezsiniz. Kalan ilmeklerimi ördüm. Hemen bu boşalan şişimi kenara alıyorum. Bakın orta kısmında bu şekilde bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Yani şişimizi bu şekilde çekip bırakmamız gerekiyor. Yoksa örmemiz çok zor olur. Öremezsiniz. O yüzden ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi devam edelim. Kenarlardan ilmek çıkartacağız. Bu defa bu kenardan ilmek çıkaracağız. Hemen bakın haroşanın bir kenarına battım. İlmeğimi çıkardım. Bir sonrakine batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ilmeğimi kenardan çıkardım. Gördüğünüz gibi 19 bu taraftan, 19 bu taraftan ilmeğimizi çıkardık. Şimdi devam ediyoruz. Bakın şu kenardaki 22 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buradan geçiş yapıyorum hemen. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. İlmeğimi de ördüm. Bu boşalan şişimle işim kalmadı. Artık misinalı şişimle devam edeceğim. Şimdi arka yüze döndük. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu sıramızda herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi şu orta kısma kadar hanımlar ilmeklerimizi örelim. Tekrar orada nasıl yapacağımızı göstereceğim sizlere. Evet hanımlar, bakın orta kısma kadar geldim. İlmeklerimi buradan başlayarak ördüm orta kısma kadar. Şimdi bakın burada misinalı şişimizin arkaya doğru itiyoruz. Şimdi burada iki şişle örmesi çok zor. O yüzden bu şekilde yaparak devam edeceğiz. Misinalı şişimi buradan ittim. Şimdi şuradaki örmüş olduğum şişimin ucunu çıkardım buradan. Böyle yapmazsak eğer örmemiz çok zor. Yani imkansız denecek kadar zor hanımlar, yapamazsınız. O yüzden bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi buradan itibaren tekrar sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şu birleşim yerini gevşek bırakmayın hanımlar. Yoksa ayağınıza giydiğinizde burası, yani milinizle birleşim yeri olduğu belli olur. O yüzden bu şekilde dikkat ederseniz buraya, ayağınızda güzel bir görüntü olur. Patinizi giydiğinizde aralık ya da ayrık bir şekilde olmaz. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Sıra başındayım. Şimdi burada kahverengi ipimizle modelimizi kuracağız. Şuradan da göstereyim sizlere. Bakın burun kısmını yaptıktan sonra misinalı şişimizde ilmeklerimizi taktık. Bir düz bir ters olarak ördük. Yani ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ördük. Şimdi kahverengi ipimizde şu iki modelimizi yapacağız. Yine başlangıçta yaptığımız gibi aynı işlemleri yapacağız hanımlar. Hemen kahverengi ipimi alıyorum ben. Bu yüzden koparmadım hanımlar. Kenarda kaldı. Mesafe çok az olduğu için ipimi koparmadım. Başlangıçta, yani şurada nasıl yaptıysak aynı şekilde modelimizi kuruyoruz. Kahverengi ipimle örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek örmeden şişimi alıyorum. Kahverengi ipimle tekrar örüyorum. 1 1 2
3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 1 ilmek ördüm. 1 ilmek örmeden şişimi aldım. Bu arada kahverengi ilmeklerimizi bu şekilde haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Yani şurayı yaptığımız gibi. Tekrar hatırlatayım onu da. Yanlışlık olmasın. Ön yüzde düz örüyorum. Arka yüzde de düz olarak öreceğim. Tekrar haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5. 5 ilmekten sonra 1 ilmek örmeden alıyorum. 1 ilmek örüyorum. 1 ilmek tekrar örmeden şişimi alıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördükten sonra 1 ilmek örmeden alıyorum. 1 ilmek örüyorum. 1 ilmek tekrar örmeden şişimi alıyorum. 5 ilmek örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz hanımlar. 4 ilk 5 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 1 ilmek ördüm. 1 ilmek tekrar örmeden aldım. 5 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi ördükten sonra burada kalan 1 ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi burada nasıl yapıyoruz? Hemen bakın şuradaki şişimi arka tarafa itiyorum, misinalı şişimi. Bu örüp geldiğimiz şişimizi de hemen çekiyorum. Biraz önceki anlattığım gibi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yaptık? Son ortada 5 ilmek ördük. 1 ilmek örmeden aldık. 1 ilmek örüyoruz. 1 ilmek örmeden alıyoruz. 5 ilmek haroş örüyoruz. 2, 3, 4, 5. 1 ilmek örmeden aldım. 1 ilmek ördüm. 1 ilmek tekrar örmeden aldım. Aynı şekilde devam ediyoruz. 5 haroşa 1 ilmek örmeden al, 1 ilmek ör, tekrar 1 ilmek örmeden al. Sıra sonuna kadar işlemimizi yapıp gelelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar modelimizi tekrar kurduk. Şurada başlangıçta yaptığımız gibi aynı şekilde yaptık. Modelimizi, yani sayılarımız tam olarak oturuyor. Kenardan çıkardığımız ilmekler, kenarda kalan ilmeklerle birlikte modelimiz tam olarak oturuyor hanımlar. Aynı sayıda yaparsanız modelinizde kesinlikle hiçbir bozulma olmaz. Şimdi hanımlar, buradan itibaren ben anlatmayacağım. Çünkü arttırma eksiltme işlemimiz yok. Sadece şu başlangıçta yaptığımız gibi iki modelimizi yapacağız hanımlar. Daha sonra taban kısmına geçeceğiz. Aynı işlemler olduğu için anlatmama gerek yok. Buradan itibaren devam edin. Yani videoyu başa sardırarak burayı aynı şekilde izleyebilirsiniz. Dediğim gibi eksiltme artırma olmadığı için zaten modeli kurdurdum size. Modeli kurduktan sonra herhangi bir yanlışlık olmaz diye düşünüyorum. Şimdi burada da iki modelimizi yapalım. İki modelimizden sonra da ön yüzden düz kahverengi ipi koparabilirsiniz. İki modeli yaptıktan sonra sarı ipimizle ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örelim. Tekrar görüşelim hanımlar. Şimdi bu iki modelimizi başlangıçta yaptığımız gibi, yani şuradaki gibi modelimizi iki modeli yapalım. Tekrar taban kısmında görüşelim hanımlar. Evet hanımlar, ben modelimi tamamladım. Gördüğünüz gibi başlangıçta yaptığım modelin aynısını burun kısmını yaptıktan sonra da yaptım. İki model uyguladım. Eğer ayağınız büyükse bir model daha fazla yapabilirsiniz. Benim için bu yeterli. Şimdi son modelimizi, yani ikinci modelimizi yaptıktan sonra da bir sıra ön yüzden düz, arka yüzden de ters olarak iki sıra boyunca ördüm hanımlar. Yani her modelin arasında yaptığımız gibi. Şimdi burada haroşa yapacağız hanımlar. Bir sıra, yani bir diş haroşa yapacağız. Hemen başlayalım. Ön yüzden düz, arka yüzden de düz olarak öreceğiz bir sıra. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir diş haroşa yapacağız. Daha sonra taban kısmına geçeceğiz birlikte. Ön yüz
yüzden düz olarak örelim hanımlar. Bütün ilmeklerimizi sonuna kadar. Arka yüzden de yine düz olarak örelim. Bir diş haroşamız olması gerekiyor. Yapmaya da bilirsiniz ama bir diş haroşa olduktan sonra daha güzel görüntü sağlıyor. Şöyle göstereyim. Güzel bir görüntüsü oluyor. Bir diş haroşamız olacak. İsterseniz iki diş de yapabilirsiniz. Şimdi ben ön yüzden düz, arka yüzden de düz olarak öreceğim iki sıra boyunca. Bir sonraki sıramızda da taban kısmını yapacağız birlikte. Şimdi iki sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, bir diş haroşamızı tamamladık. İki sıramızı ördük. Ön yüzden düz, arka yüzden de düz olarak ördük ilmeklerimizi. Şimdi taban kısmına geçiyoruz. Bakın ben şurada ortada misinalı şişimizi çıkartıyorduk ya, hatırlıyorsanız eğer. Ben artık onu çektim böyle. Çekince bu şekilde ilmeklerimi birleştirdim. Şimdi taban kısmına geçtiğimizde rahat bir şekilde öreceğiz. Şişimizde toplamda 97 ilmeğimiz var hanımlar. Bunun 44 tanesini öreceğiz şimdi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 ilmeğimizi ördük şimdi. Taban kısmına tekrar geçiyoruz. 44 ilmeğimizi ördük. Şimdi 7 ilmek daha örüyoruz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek daha ördükten sonra geriye dönüyoruz. Bu tarafta da 44 ilmeğimiz kaldı. Geriye döndük. İpimiz arka tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi yine haroşa olarak ördüm. Buradan itibaren devam ediyoruz haroşaya. Geriye dönüyorum. İpim arka tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi tekrar ördüm haroşa olarak. Bakın bir sonraki şu ilmeği örerek alıyorum. 8 ilmeğimiz oldu şimdi taban kısmında. Geriye dönüyorum. Burayı çoğaltarak devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu taraftan aldığımız ilmekle birlikte 8 ilmeğimiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek. 8 ilmeğimizi ördük. Bir sonraki, yani şu tarafta kalan 44 ilmekten bir tanesini örüyoruz. Örerek alıyoruz. 8, 9 ilmeğimiz oldu hanımlar. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra ipim arka tarafta, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimizi ördük. Bir bu taraftan ilmek aldık. Bir bu taraftan 9 ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bir ilmek daha örerek alıyorum bu tarafa. 10 ilmeğim oldu. Geriye döndüm. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın zaten ayrık bu ilmeklerin arası. 10 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek de bu taraftan örerek alıyorum. 11 ilmeğim oldu şimdi taban kısmında. Buradan geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın iki ilmeğin arası ayrık. Taban kısmını ayırdığımız ilmekle kenardaki 44 ilmeğimizin arası ayrık bu şekilde.
11 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek bu taraftan örerek tekrar alıyorum. 12 ilmeğim oldu. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. 12 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi ördüm. Bir ilmek de bu taraftan örerek alıyorum. 13 ilmeğim oldu şimdi. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 13 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Zaten bakın şöyle yaptığımda bakın şu iki ilmeğin arası açık kalıyor bu şekilde. Yerleri belli yani. 13 ilmeğimi örüyorum. Yine bir ilmek bu taraftan örerek alıyorum. 14 ilmeğim oldu. Buradan geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine düz olarak örüyorum ilmeklerimi. 14 ilmeğimi. Bir tane de diğer taraftan alacağım. Artık taban kısmının ilmeklerini tamamlamış olacağım bu şekilde. 14 ilmeğimiz var şu anda taban kısmında. 14 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek daha örerek alıyorum. 15 ilmeğim oldu. Şimdi taban kısmının ilmeklerini tamamlamış olduk. 15 ilmek ayırdık taban kısmına. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradan itibaren kenardaki ilmeklerimizi keserek devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ilmeğimi ördüm. 15. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. Buradan itibaren kesmelere başladık. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmeğimi ördüm. 15. ilmeğimle bir sonraki ilmeği kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle yaptığım zaman bakın hanımlar. Taban kısmıyla diğer kenardaki ilmeklerin arası bu şekilde açılıyor. Zaten yerleri belli. Oraya kadar örüyoruz. Son 15. ilmeğimize kadar örüyoruz. 15. ilmekle bir sonraki ilmeği kesiyoruz. Bu şekilde taban kısmını oluşturacağız. 14 ilmeğimi ördüm. 15. ilmeğimle bir sonrakini kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. Düz olarak örüyorum. Hem ön yüzde hem arka yüzde haroşa olarak örüyorum. Haroşayı ben düz olarak örüyorum. Ön yüzde de arka yüzde de bu şekilde haroşalarımı oluşturuyorum. 14 ilmeğimi ördüm. 15. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. Taban kısmını bu şekilde keserek ilerleyeceğiz hanımlar. 14 ilmeğimizi örüyoruz. 15. ve bir sonraki ilmeği kesiyoruz. Tekrar geriye dönüyoruz. Geriye döndükten sonra 14 ilmeğimizi örüyoruz. 15. ilmekle kenardaki bir ilmeği kesiyoruz. Yani bu şekilde bu kenardaki ilmekleri birer birer eksiltmiş oluyoruz. Hem de taban kısmını oluşturuyoruz. Bu başta yaptığımız işlemin amacı buradaki oyuntuyu yapabilmek için hanımlar. Bakın gördüğünüz gibi güzel bir oyuntu oldu parmaklarınıza rahat olabilmesi için. Bu şekilde bakın şöyle bir oyuntumuz oldu. Buradan itibaren devam edeceğiz. Kenardaki ilmekleri birer birer eksilterek devam edeceğiz. Ta ki şişimizin sonunda 3 ya da 4 ilmek kalana kadar hanımlar tam hatırlamıyorum ama 3-4 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi eksiltelim. Bakın şu kenarda en sonda 4 ilmeğimiz kalana kadar ilerleyelim. 4 ilmek kalınca ufak bir topuk oyuntusu yapacağız yine. Zaten burada da söyleyeceğim ben sizlere. Yani daha az tam hatırlamıyorum ama 4 ilmek bırakmıştım sanırım. Buraya kadar 4 ilmeğe kadar birer birer eksiltelim. 4 ilmek kaldıktan sonra topukta da hafif bir oyuntu yapacağız. Yani kesim yapacağız iki kenardan topuk oyuntusunu yapmamız için.
Arka kısmını da bu şekilde örerek devam edeceğiz. Şimdi taban kısmını örüp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını oluşturduk. Gördüğünüz gibi iki kenardan birer ilmek alarak bu şekilde taban kısmını oluşturduk. Şimdi her iki kenarda da dörder ilmeğimiz kaldı. Burada ufak bir topuk oyuntusu yapacağız. Şurada olduğu gibi, burada arttırdığımız gibi burada da kesme işlemi yapacağız. Hemen başlayalım isterseniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek daha örüyorum. Sonraki iki ilmeğin ikisini birlikte alarak kesiyorum. Şimdi bu 15 ilmeğimizin son 4 ilmeğine kadar bu şekilde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Diğer tarafta da kesim yapacağım çünkü. Evet, son 4 ilmeğim kaldı bakın. Bu 4 ilmeğin ilk ikisini birlikte alarak kesiyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Sonuncu ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Yine kenardaki ilmekleri eksiltmeye devam ediyorum yani. Şimdi arka kısımda herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Ön yüzde keseceğim ilmeklerimi. Son ilmeğe kadar ördüm. 2 ilmek eksilttik burada hanımlar. 13 ilmeğimiz kaldı şu anda. 12 ilmeğimizi ördük. 13. ile bir sonrakini kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzde kesme işlemi yapacağım yine. İlk ilmeğimden sonra bir ilmek daha örüyorum. Sonraki 2 ilmeğin ikisini birlikte alarak kesiyorum. Şimdi yine kesme yaptığım ilmeğime kadar, yani son 4 ilmeğe kadar ortadaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Sonraki, bakın 4 ilmeğim kaldı. İlk ikisini birlikte alarak kesiyorum. Bir ilmek daha ördüm. Sonraki ilmekle bir sonrakini kesiyorum. Kenardaki ilmekleri eksiltmeye devam ediyoruz. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum yine. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Arka yüzde. Yine kenardaki ilmeklerimizi eksilteceğiz. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimle bir sonrakini kesiyorum. Geriye dönüyorum. Yine ön yüzde tekrar bir kesim daha yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek daha ördüm. İki ilmekten sonra sonraki iki ilmeği birlikte alarak kestim. Yine son 4 ilmeğe kadar ortada kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak bir kesim daha yapıyorum. Bir ilmek daha ördüm kesimden sonra. Son ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Kesme işlemi yapmıyoruz. Son ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. Şimdi burada sayalım 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz kaldı. Burayı 7 ilmeğe düşüreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine bir kesim daha yapacağız burada. 2 ilmekten sonra sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Bakın son 5 ilmeğimiz kaldı burada gördüğünüz gibi. Bir ilmek örüyorum kesimden sonra. Yine bir sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Bir ilmek daha ördüm. Son ilmeğimle bir sonrakini kesiyorum. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden aldım. Artık son ilmeğimizi keseceğiz. Kenardaki. Son ilmeğimle bir sonraki ilmeği kestim. Evet hanımlar, arka kısma 7 ilmek bıraktım ben. Geriye döndüm. Geriye döndükten sonra burada kenardan ilmek çıkartarak devam edeceğiz hanımlar. İlmek çıkartacağız. İlmeklerimizi bu şekilde birleştirmiş olacağız burayı. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum son ilmeğe kadar. Son ilmeğimi örmeden aldım. Hemen bakın şu kenardaki şurada sarı yuvaya bir kere battım. Battıktan sonra bunu şişime taktım. Son ilmeğimle bir sonrakini ikisini birlikte alarak kestim. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum.
6 ilmeğimi örüyorum. Son ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Yine buradaki yuvaya batıyorum. Sıradaki yuvaya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Çıkardığım ilmeği şişime takıyorum. Örmeden aldığım ilmeği de şişime takıyorum. Bu son iki ilmeğin ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Son ilmeğime kadar örmeden şişimi aldım son ilmeğimi. Hemen bakın kahverengi sıramızda ki sıradaki yuvaya battım. Bir ilmek çıkardım. Bu çıkardığım ilmekle son ilmeğimi tekrar şişime takıyorum. Bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine düz olarak örmeye devam ediyorum. 6 ilmeğimi ördüm. 7. ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Hemen bakın kahverengi ördüğümüz sıranın yuvasına tekrar batıyorum. Battıktan sonra ilmek çıkardım. Bu ilmeği şişime takıyorum ve son ilmeğimi de tekrar şişime takıyorum. Bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye döndüm. Geriye döndükten sonra ilmeklerimi bu şekilde kesmeye devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum yine son ilmeğime kadar. Son ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Buradan ilmek çıkartıyorum. Çıkardığım ilmeği ve son 7. ilmeğimi şişime takıyorum. Bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Arka kısmını da bu şekilde oluşturuyoruz. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. 6 ilmeğimi ördüm. 7. ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Şişimi aldıktan sonra bir sonraki yuvaya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum buradan. Şöyle batayım. Burası ip geçişi olduğu için hanımlar biraz dikkatli olun. Tek teline takmayın. İlmeğimi çıkardım. Şişime takıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer şişime. Ve son ilmeğimi de şişime taktım. Bu iki ilmeğin ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye döndüm. Hava biraz sıcak olduğu için hanımlar örmesi biraz zor oluyor. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum son ilmeğime kadar. Son ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Bakın şu aradaki sarı yuvaya tekrar batıyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Çıkardığım ilmeği şişime takıyorum diğer şişime. Son ilmeğimi de tekrar şişime takıyorum. Bu iki ilmeği yani kenardan çıkardığım ilmeği bu şekilde eksiltmiş oluyorum. Evet hanımlar. Arka kısmı da bu şekilde oluşturarak devam edeceğiz. Kahverengi sıradan 2 ilmek, ortadaki sarı sıradan yani şuradan 1 ilmek çıkartıyoruz. 1 ilmek buradan çıkartıyoruz. 2'şer ilmek buradan. Buradan da şu iki modelin birleşim yerinden 2 ilmek çıkartıyoruz. Yani her yuvaya batarak 1 ilmek çıkartarak bu şekilde devam ediyoruz gösterdiğim gibi. Çıkardığımız ilmeği de kesiyoruz hanımlar. Bunu da unutmayalım. Kesmezseniz eğer ilmekleriniz artarak çoğalır. Son ilmeğe kadar yani şuraya kadar ilmeklerimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Daha sonra iki kenardan da yani buraya kadar geldikten sonra bu kalan şişimizde kalan 7 ilmeğimizi de keseceğiz ve patiğimizi tamamlayacağız. Şimdi buraya kadar ilmeklerimizi kesmeye devam edelim. Arka kısmını oluşturalım. Yani şuradan bahsediyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Son yuvaya kadar. Son yuvaya kadar yapalım hanımlar. Orada tekrar görüşelim. Evet hanımlar bakın arka kısmını ben bu şekilde yaptım. Son yuvaya kadar ilmeğimi kestim. Şurada bir tane yuva kaldı hanımlar. Şimdi bu ilmeklerimi keserken buraya da birleştireceğim. Bir tane tığa ve makasa ihtiyacımız var buradan sonra. Şimdi ilmeklerimi kesmeye başlıyorum. İlk iki ilmeğimi kesiyorum. İlmeği şişime takıyorum. Bir sonrakiyle yine kesiyorum. İlmeği şişime takıyorum. Bir sonrakiyle kesiyorum. İlmeği şişime takıyorum. Bir sonrakiyle kesiyorum. Bu şekilde son ilmeğime kadar geldim.
Bakın bu örmediğim ilmeğimi, son kalan ilmeği şişime alıyorum örmeden. Buraya bakın şu ipli olan yer, yani düğüm attığımız başlangıç noktamızdaki yere batıyorum. Burada tığdan yardım alacağım hanımlar. Çünkü şişimle çıkartamam. Buraya batıyorum. Bakın şuraya battım. Buradan bir ilmek çıkardım. Şişime taktım. 3 ilmeğim oldu burada. Bunu çıkartıyorum şişimden. Bu 3 ilmeği tığıma takıyorum. 3'ünü birlikte alarak buradaki ilmeklerimi topluyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Makasımla kestim. Ve patiğimi tamamladım. Şimdi hemen bunu iç tarafa çekeceğim. Şurada gördüğünüz gibi iç kısımda şeyler var. Yerler var. Aradan çektiriyorum iplerimi. Bu şekilde saklamış oluyorum. Bu şekilde iplerinizi saklayabilirsiniz. Şöyle aralardan. Ve bu kalan fazlalık iplerimi kesiyorum hemen. Evet, bakın gördüğünüz gibi arka kısmı bu şekilde patiğimizi tamamladık. Biraz küçük gibi gözükse de esnek bir model, çünkü şey haroşa olduğu için. Hemen ayak mankenine de geçirelim patiğimizi. Gördüğünüz gibi gayet esnek bir şey patik. Haroşa olduğu için her tarafında küçük gibi görünebilir. Gözünüze ayağınıza giydiğinizde tam olarak oturacaktır. Şöyle hemen düzeltelim. Gördüğünüz gibi patiğimiz çok güzel oldu. Ön kısmı, şöyle diğer yan kısmı, arka kısmı ve taban kısmı. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir patik oldu bence. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz eğer abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.